İyi günler değerli izleyenler. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberli gün ortasıyla karşınızdayız efendim. Tarih 18 Nisan 2023 günlerden de salı. Yoğun bir hafta ilerliyor. Bayrama da adım adım yaklaşıyoruz. İki gün sonra bayram. Ama bayram tatil dinlemiyor bu aralar. Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz ki siyaset çok yoğun. 26 gün kaldı seçime. Şimdi siyasi başlıklarımız olacak. Ekonomi başlıklarına bakacağız ve hatta bir nevi cebimizin ekonomisiyle de başlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması bir ay süreyle uzatılacak. Böyle bir karar alındı. Peki detayları nelerdir? Ankara'ya dönüyoruz. Karşımızda Ertuğrul Tunç var. Ondan dinleyeceğiz. Ertuğrul. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili talimatı vardı. Özellikle de şöyle bir sözü vardı, onu hatırlatmak istiyorum. Söz konusu marketler kar amacıyla kurulmadı. Kendileri vatandaşa en uygun şekilde söz konusu ürünleri iletmekle yükümlüler demişti. İşte bunun ışığında da Ramazan döneminden önce böyle bir karar alınmıştı. Bir ay süreyle sabit fiyat uygulamasına gidilmişti 900 üründe. Şimdi de yine aynı şekilde Ramazan bitiminde de bayram öncesinde ve bayram sonrasında kapsayacak şekilde söz konusu 900 üründe fiyatların sabitlenmesi kararı alındı. Peki bu karar neleri kapsıyor, onları aktaralım. Satışı devam eden nohut, fasulye, mercimek, pirinç, yine ayçiçek yağı, yemeklerin olmazsa olmazı salça, aynı şekilde kahvaltıların günün olmazsa olmazı çay ve onun yanında şeker gibi ürünler söz konusu uygulamaya dahil. Tabii ki sadece gıda ürünleri yok. Temizlik ürünleri de var söz konusu sabit fiyat uygulaması kapsamında. Bunlar neler peki? Deterjan, sabun, yine tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete gibi ürünler de söz konusu uygulama kapsamında bir ay daha fiyatları değişmeyecek şekilde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki raflarda yerlerini alacaklar. Tüm bu ürün gruplarında özellikle şunu da hatırlatmakta fayda var. Bilindiği üzere Cuma günü Ramazan bayramının ilk günü olacak ve o günde dahil olmak üzere neredeyse Mayıs ayının ortasına, hatta ortasını geçecek şekilde sonuna doğru da söz konusu fiyatların değişmeyeceğini söyleyelim. Bu fiyatlar Ramazan ayı öncesinde de sabitlenmişti. Şimdi bakacak olursak 60 gün süreyle sabit fiyatlı 900 ürünün raflarda yer alacağını belirtelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam olduğunu duyurdu. 12 bin lira taban ücret, pardon, 30 verilen ücretle %40 civarında bunu bize teklif ettiler. Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu. Rakamı Türk İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu. Sayın Bakan, işveren sendikasının verdiği 11.500 lirayı yeterli bulmadığını, 12 bin lirayı çektiğini ifade etti. Yukarıdaki %30'luk ücreti de %40 civarına getirdiğini bize ifade etti. Toplu sözleşme sürecinde kritik bir görüşme daha gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. İyi bir gelişme mi? Güzel bir gelişme ama bununla ilgili karar verme durumunda değiliz. Mahmut Bey de, Türk İş'te, Başkanlar Kurulumuza, Kamu Koordinasyon Kurulu'na, yani bugün için bizim için yani yeterli olmadığını gidip konuşacağımızı ifade ettik. İşçi tarafının talebi ise %45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Türk İş Başkanı Atalay görüşmelerin haftaya sonuçlanabileceğini söyledi. Bayrama 2 gün var. Yani yetişme imkanı olacağını düşünmüyorum. Pazar, salı günü nihai bir neticeye varız diye umut ediyorum.